Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, tüyleri diken diken edecek iddialarda bulunuyor. Uçağımızı Ruslar vurdu diyor. Geminin adını bile söyleyebilirim. Rus gemisi vurdu diyor. Gerisini kendisinden dinleyeceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Uçağımızı Ruslar vurdu diyorsunuz. Evet, Ruslar vurdu. Ama bunu söylemeden önce hissiyatımı söylemek istiyorum. Başbakan bugün yanlış yapacak. Buradan uyarmalıyım. Bizi şu anda izleyen başbakanın danışmanları yanlış yapmasını engelliyor. Suriye ile ilgili dün bakanlar kurulunda alınan kararı AKP grup toplantısında açıklamaya hakkı yok. Hakkı yok, öyle mi? Bunu belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklarsa, her grubun konuşma hakkı doğacağı için, daha politika tam belirlenmediği için, tartışma açmak istemediği için açıklayacağı yer var. Her gün istediği zaman ulusal sesleniş programını bütün televizyonları kullanabilir. Kullanabilir. Alacağın karar, Sayın Başbakan, yalnız AKP'lileri bağlamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları. Efendim bağlı. Bu arada cep telefonunuz cebinizde galiba, onu da kapatabilir miyiz? O, çünkü konuşmanızı etkiliyor. Çok önemli uyarılarda bulunuyorsunuz. Masum Türker, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı, çok önemli uyarılarda bulunuyor ve diyor ki, Sayın Başbakan'ı uyarmalıyım, bugün yanlış yapacaksın. Yani o zaman siz onun bugün ne yapacağını biliyorsunuz. Ne yaparsa yapsın. İsterseniz ben alayım onu. Ne yapar, kapatın. Evet. Ne yaparsa yapsın. Öyle mi? Ne yapacağını ne söylerse söylesin. Grup toplantısına çıkmadan önce ulusu kendisine muhatap kabul etmeli. Tabii. AKP grubunu değil. Yani Türkiye, o açıdan söylüyorsunuz. Tabii, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak konuşmalı. AKP genel başkanı olarak değil. Çünkü bizim şimdi bütün hassasiyetimiz şu anda Rusya'nın bile vurduğunu ben bugün söylemedim. Cumartesi günü arka arkaya iki açıklama yaptık. Demokratik Sol Parti olarak açıklama yaptık. Medya bunu görmek istemedi. İnternet sayfalarında yer aldı. Pazar günü parti meclisi toplandı. Bu konuda basın bildirisi. Yani uçağımızı Rusya vurdu. Söylüyorum. Manşet bu. Manşet bu. Geminin adını bile söyleyebilirim. Tabii, şu dediniz. Anda bakın, arama çalışmaları için sabahleyin bir subayımız 6. filonun bir gemisinin hareket etmekte olduğunu, yardım edeceğini söylüyor. Şu anda Laskiya limanında iki Rus savaş gemisi ve bir fregatin var. Bunlardan bir tanesinin donanımı hem radar hem füze donanımı gördüğü anda sineği bile algılayacak hassasiyette olan Çapenenko gemisi en ufak bir olayda hemen devreye girebiliyor. Ve ilk olayın ortaya çıktığı an siyaseti iç politikadan ayırarak dış siyaset, ülke çıkarı açısından baktığınız zaman Suriye üzgünüz dedi. Kim üzgünüz der? Yaptığı eylemden kimse üzgünüm demez. Evet, yaptıysa eğer. Başka bir kişi yapmışsa olandan üzgünüz. Ya kusura bakmayın, elinizde değildi deriz. Üzgünüz. Cumartesi günü yapılan ilk açıklama, sabaha karşı yansıyan ilk açıklamada üzgünüz tabiriyle bunu kastetti. Şimdi Türkiye'de asarız, biçeriz, bıçak kemiğe dayandı lafların arkasından birdenbire bütün suratların beş karış asılmasının nedeni bu işin içinde Rusya olduğunu başbakan biliyor. Dışişleri Bakanı biliyor. Milli Savunma Bakanı biliyor. Niye açıklama yapmıyor? Bakın, bu konuda özellikle ben izledim. Başbakanın parlamentodaki üç liderle görüşmesinde. Milli Savunma Bakanı neredeydi? Milli Savunma Bakanı yok mu bu ülkenin? Bu ülkede düşürülen uçağın mülkiyetinden Genelkurmay sorumlu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olan yer Milli Savunma Bakanlığı'dır. Şimdi Milli Savunma Bakanı bu olayın hiçbir yerinde yok. Niye? Çünkü bu öyle bir noktaya getirildik ki bütün kabinenin yalnız dar bir noktasına sıkıştı. Boşuna değil dün bu konu için Bakanlar Kurulu'nun 7 saat bilgilenme ihtiyacı hissetmesi. Şimdi dün başka bir önemli şeye dikkat çekmek istiyorum. Dün sabaha kadar
Birleşmiş Milletler'le ilgili hiçbir şey gündeme gelmedi. NATO ile ilgili gündeme gelen yalnız dördüncü maddeydi. Ama Sayın Bülent Arınç, dikkat edin, hiç adeti değil, yazılı metin okumaz. İlk defa dün elindeki yazılı metinden, laf arasından NATO'nun 4 ve 5. maddelerine göre başvurduk dedi. 4 ve 5. 4, bana saldırı oluyor, ne yapalım, istişaredir. Düne kadar hükümet kamuoyuna yalnız istişare için başvurduğunu söyledi. 5. madde ise müdahaledir. 51. madde Birleşmiş Milletler'e işi katıp 51. madde gereği müdahale hakkını talep etmektir. Ama düne kadar yapılan Dışişleri Bakanlığı'nın o pazar günü TRT'de yaptığı uzun programı alıp herkes incelesin. Dışişleri Bakanı yalnız 4. maddeden bahsedildi. Dışişleri adına verilen bütün açıklamalar bu. Türk milleti yanıltılamaz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı olarak biz Demokratik Sol Partililer uçağın vurulduğu saate kadar AKP'nin yaptığı bütün politikaların yanlış olduğunu, Müslüman bir ülkeyle savaş noktasına gelindiğini biz hep söyledik. Ama vurulan uçak AKP uçağı değil. Türkiye Cumhuriyeti uçağıdır. Bakın biz demokratik solcuların, Bülent Ecevit'in kurduğu partinin 3 tane vazgeçmediği temel yapı var. Birincisi, Atatürk milliyetçisiyiz. Biz ülkemizdeki herkesi Türk milletinin unsuru olarak kabul ediyoruz. Atatürk milliyetçinin tanımı içindeyiz. İkincisi, ulusalcıyız. Bugün ulusalcıların tek tek yakalanıp Silivri'ye gidildiği dönemde bile biz ulusalcıyız demekten, ulusal politikaları savunmaktan vazgeçmiyoruz. İşte onun için diyorum ki başbakan AKP politikalarını değil. İlk defa ulusalcı olmak, ulusal politikaları savunmak, ulusa seslenmek zorundadır. Ulusa seslenirse o zaman bu ülkenin, bütün milletin başbakanıdır. Aldığı kararları yalnız partisiyle paylaşırsa, yalnız partisinin bulunduğu yerde söylerse, oraya yakın hamasat yaparsa, o zaman bunun bir başka yorumu var. Yine burada onu bir noktaya ayırıyorum. Başbakan tehdit altında. Daha evvel de burada söylemiştim. Doğru. Muhtelif zamanlarda son bir aydır, iki aydır söylüyorum. Başbakanın hastalandığı günden bu yana tehdit altında. Gideceksin eğer Suriye'ye müdahil olmazsan. Suriye'ye müdahil olmak da başbakan neden tehdit altında? Yani gideceksin Suriye'ye ya, müdahil olmak. Hayır, hayır. Diyorlar, ya gideceksin AKP olarak. 2002 yılında DSP'ye Bülent Ecevit'i uzaklaştırmak için yaptığımız oyunla karşı. Ya da Suriye'ye müdahil olacaksın. Şimdi bakın. Bu arada başbakanı kızıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri. Neden kızıyor? Çünkü başbakan haklı olarak, Müslüman bir insan olarak, Müslüman bir ülkeyle birdenbire çatışmak istemediği için kendisinin önüne getirilen iletişim stratejisini uyguluyor. Birdenbire o ve yandaşı olan herkesin ağzından Esad oldu Esed. Esası Esad'dır. Eğer Arapça konuşmak istersen. Şimdi oldu Esed. Niye? Önce yabancılaşma politikası. Bir tehdit politikası, ama o tehdit politikasını yaparken bir şey umuyorlardı. O da nedir? Rusya'nın oraya girmesi. Bir ay kadar önce Rus donanmasından iki gemi ve bir frakateyn Laskiye Limanı'nda konuşlandı. Şu anda orada. Şimdi bakın. Gemi orada. Şu anda arama yapılıyor. İnsani olarak Rusların dahil olması gerekmez mi? İki savaş gemileri, bir frakateynler oldu. Laskiye. Laskiye. Uçağın vurulduğu yerde. Şimdi burada siz hangi gemi olduğunu söyleyeceğim dediniz. Söyleyeyim. Çepenenko gemi. Şu anda iki gemi var. Birisinin adı Çepenenko, diğerinin Semetirla gemisi. Bir de Yaroslav Mudra adlı bir sakateyn var orada. Yani gemi, daha yok. Uçağımızı vuran hangi gemi sizce? Çepenenko. Çünkü en donanımlı füze ve radar donanımına sahip olan gemi. Eminim ki şu ana kadar dile getirmemesine rağmen dışişleri de, bizim istihbarat servislerimiz, herkes biliyor.
beklemedikleri bir şey oldu. Rusya bizzat vurdu. Gayet tabii. Yani sen çıktın. Rusya bizzat vurdu. Bizzat vurdu. Şu anda Laskiye Limanı'nda. Tabii. Bunları çünkü bu bir uçak savarla vurulmuş. Hem tweet olarak atıyoruz hem tabii, manşette atın, tutuyoruz. Atın istediğinizi yapın. Kimseden korkumuz yok. Rusya bizzat vurdu. Türkiye için her riski almamız gerekiyorsa alırız. Bizim için Türkiye şu anda önemli. Niye uyarıyorum başbakanı? Diyorum ki sen şu anda AKP adına değil, Türkiye Cumhuriyeti adınadır. Çünkü düşürülen uçak AKP uçağı değil, Türkiye Cumhuriyeti uçağı. Evet. Rusya bizzat vurdu. Tabii. Vuran gemi şu anda Laskiye'de. Adı da? Çapenenko. Savaş gemisi. Niye katılmadı arama kurtarma çalışmalarına? Niye katılmıyorlar? Şu andaki gemi bir frakateyn orada. Niye katılmıyor Ruslar? Hatta Ruslar NATO'ya bu işin müdahil olması için dün açıklama yaptılar. Gelmesinler diye hemen bulurlarsa gelmelerine gerek kalmayacak. Mesele ortaya çıkacak. Geminin şu anda bir süre daha bulunmaması gerekir. Çünkü uçakta kompit kaynamış. Füzeyle kaynar, mıhlanır. Uçak savalla değil. Ondan sonra ne diye açıklama yapıyor. Kokpit kaynamış yani. Kaynamış, büyük bir... kaynamış kokpit. Baksınlar, biliyorlar. Bulunan parçalar var. Şimdi burada... Bunların kanıtı ne size göre? Beyanatları bizzat. Efendim, bakın siyaset yaparsanız sırf Türkiye içinde işte şu parti ne yaptı, parti için ne olduğuyla uğraşırsanız siz bu ülkeyi yönetemezsiniz. Siyaseti esasında ülkenizi uluslararası camiada güçlü tutmak üzerinde kurarsınız ve o nedenle sürekli takip edersiniz. Nereden anladınız? Onu soruyorum. Nereden anlamaya gerek var mı? Bu gemi için daha ilk açıklamayı yaptığı anda Suriye üzgünüz dediği anda onlar yapmadılar dedi. Bunlar yapmadılar. Yapmadılar. İki hafta önce açıklama çıktı. Gazetelerde sızdırıldı. İleride problem olmasın diye. Yani dikkati başka yana çekmek için. Dendi ki Türkiye'nin sınırında İncirli'yi gözetmek için Ruslar radar sistemi kurdu. Bakın bunları açtılar. Gazetelerimizde var, satır aralarında var. Evet. Şimdi böyle bir eyleme haklılık öyle mi? Tabii. Şubat ayında şimdi şu anda Türkiye'nin karşılaştığı durumu da söyleyeyim size. Onun için Atatürk milliyetçiliği, ulusalcılık ve Müslüman olduğumuzu unutmayacağız diyorum. Webster Carpley. Bu zat Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yazar ve tarihçi. Şubat ayında yazdığı bir yazıda hani başladılar ya bıçak gemiye dayandı filan. Dikkatli olun. Suriye'ye girerseniz Türkiye bölünebilir dediler. Şimdi Rice Gonzalez Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ama Dışişleri Bakanı iken değil. 2003 yılında 7 Ağustos'ta Washington Post'ta o zaman Beyaz Saray dış politika uzmanı sıfatıyla Bush adına yazdığı yazıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu projesi denen ama aslında kendi amaçları için yapılan projede 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini söyledi. Bakın yol yürüyor. Herhangi bir Türk takımı şu anda Kıbrıs'la maç yapsa ceza alıyor mu UEFA'dan? Evet. Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyoruz diyorlar. Halbuki Avrupa Birliği'ni alınırken Kuzey Kıbrıs'ta var sayılıyor şu anda. Kuzey Kıbrıslılar pasaport da kullanıyorlar. Milli takımımız herhangi bir milli, genç, ümit hiç önemli değil. Bir hazırlık maçı bile yapamaz. Tamam. Kuzey Irak devlet mi şu anda? Kuzey Irak'ın takımını UEFA ligini aldılar. UEFA'yı aldılar. Türkiye bakın ağzını açmadı. Açmadı doğru. Açmadı ağzını. Bu ülkenin çıkarlarını şu anda koruyan bir hükümet, bir başbakan yok. Tek bir şeyle gösterir. Bu konuşmamı dinledikten sonra durdurur grubunu. Ulusa seslenişin önüne geçer. Yani şu grupta anda, değil ulusa sesleniş tabii, yapsın. Bir an önce öyle. Ya bir an geç önce. Efendim, bir geç, saat sonra hiç geç değil. Hiç geç değil. Hiç geç değil. Olur. Siyasette bir dakikada her şey değişir.
Bizi dinledikleri ne malum şimdi bilmiyoruz. Sizi dinliyorlar. Sizi şu anda Hande Fırat dinliyor, CNN biraz evvel izledik. Evet ama. Herkes dinliyor. Onlar bizim arkadaşlarımız canım. Arkadaşlarımızın ötesinde. AK Parti dinliyor mu bilmiyorum ki AK Parti'nin karar vericileri. Uyarınızı bir daha yapın isterseniz. Ben söylüyorum. Başbakan bu konudaki açıklamalarını muhakkak grupta değil, grup öncesi hatta. Ne açıklıyorsa açıklasın. Çünkü grupta da girip bir şey açıklamasa da yanlış anlaşılır. Bakın Türkiye'yi biz korumak zorundayız. Rakibimiz bile olsa Tayyip Erdoğan'a yol göstermek zorundayız. Çünkü atacağı her adım, yapacağı her şey Türkiye'nin aleyhinedir. Ve söylüyorum, 3 tane vazgeçilmez koşulu tehlikeye sokuyor. Atatürk milliyetçiliğini, yani etnik ayrışma ve mezhep ayrışmasını başlatacak. 2, ulusalcılığı, ulusal çıkarların ikinci plana itildiği izlenimini verecek. 3, bu ülkenin Müslüman ağırlıklı %99,5 Müslüman olduğunu ikinci plana atacak. Neyle? Şimdi, Müslüman bir ülkeyle kavgaya girerek, Müslümanlığımızı unutarak. Cem nereden biliyorsunuz? Efendim, canım, savaş efendim, kaptanları bakın, çalmayın bakın, diyor, onlar diyor. Bakın. Cumhuriyetçilerin ABD başkan adayı geçen hafta açıkladı. Türkiye'nin muhaliflere silah sağladığını ima eden, daha açıktan yapın diye açıklama yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bizim uçağımızın vurulduğu saatlerde, o saatten itibaren Amerika'daki bütün gazetelerin baskıları değiştirildi. Tavsiye ederim, ilgilenen varsa orijinallerini getirsinler. Hani gece baskısı diyoruz ya, savaş haline gelindi denildi. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı, bizi desteklediğini söylediler. Bunların içinde kim var biliyor musunuz? Kuzey Kıbrıs var. Bunun içinde kim var? Yunanistan var. Yani öyle bir bu iş hızlı gidiyor ki Suriye politikasında Türkiye savaşa sürükleniyor. Ve bu savaşa sürüklenişte inanın bana çok daha büyük dünya... Peki Rusya niye yapsın? Amerika diyorsunuz şimdi. Amerika'nın bu projesiydi. Rusya da bu projeyi bozmak istiyor. Bu projeyi Amerika niye yapmak istiyor? Diyor ki buraya Rusya, Çin ve Japonya girmemeli. 2003 yılındaki Gonzales'in yazısı bu. Hani meşhur Büyük Ortadoğu projesi diye hep bizde konuşulur. Böyle bir slogan hani aslında öyle değil o. Orada bu üç ülkenin bu bölgeye girmesini engellemek, kadın haklarını savunmak, şunlar diye böyle özgürleştirme politikalarını söylemek ve bunu da gündeme getirirken Irak'a girişin özgürleştirme manasında olduğunu söylüyor. Kim özgürleştirildi? 10 bin kadının ırzına geçirildi. Bunlardan hapishaneden çıkan, tecavüze uğradığı Amerikalıların çocuğunu doğurmamak için intihar etti. Oradaki o Müslüman kadınlar. Şimdi Türkiye'de de daha kürtaj yasası gelmeden biliyorsunuz başladılar doktorlar. Hamile olan testinde pozitif çıkanlar, hamile olan hanımları izlemeye almaya başladılar. Yani Türkiye'de böyle bir çarpıklığın olduğu, bir yerde hani tecavüze giriyor biraz da üzülüyorum. Birbirine karıştırıyorlar her şeyi Türkiye'de. Türkiye'de. Peki biz konumuza geri dönelim. Şu anda çok önemli iddialarda bulundunuz. Bulunuyorum. Açıklasın. Nerede Milli Savunma Bakanı dediniz? Milli Savunma Bakanı olmadan bir başbakan yanına Genelkurmay ikinci başkanını ve dışişleri bakanı yalnız alıp muhalefete bilgi verir mi? Olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Kimse konuşmuyor bunları. Bugüne kadar Dışişleri Bakanı savaşan insan değil ki, illerde ara buluculuk yapacak, diplomasi yürütecek kişidir. Savaş kararının içinde yer alacak, askerle o beraber oturup kalkacak kişi değil. Hatırlatmak istiyorum. Bülent Ecevit'i lütfen alın, defalarca okuyun. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığı zaman, harekat yapılırken Dışişleri Bakanımız Cenevre'de görüşmeler yapıyordu. Dışişleri Bakanımız asla bu olaylardan haberdar değilmiş gibi davranıyordu. Hatta bir tanesini söyleyeyim size. Haluk Ülman yaşıyor. İnşallah sorularlarsa daha iyi anlarlar. Görüşme yapıyorlar. Bu arada Barış Harekatı'nın ikincisi başlamış.
Not geliyor Turan Güneş'e. Ayşe tatile çıktı. Diyor ki biz görüşmeleri kesmek zorundayız. Şu anda askerimiz 2. Barış Harekatı'nı başlattı. Nasıl olur siz burada? Ben yapmıyorum ki orası karar veriyor. Şimdi bakın. Milli Savunma Bakanı nerede diye sordum. Tabii, Ruslar bizzat vurdu dediniz. Tabii diyorum. Soruyorum. Ya Başbakan da açıklamayı ulusa yapsın diyorum. Ulusa bakın ben mesela parlamentoya demiyorum. Parlamentoda bulunmuş olan bir kişi olarak kesin politika belli olmadan orada yapmasını istemek haksızlıktır. Yani meseleyi sulandırmaktır. Çünkü bir açık konuşma yapıldığı zaman... Uçağımızı vuran Rus gemisi hala Laskiye Limanı'da. Tabii. Orada eğer onlar vurmadıysa şu arama çalışmalarında iki savaş gemisiyle bir fıkraya niye katılmıyor? Yanı başlarına düşmüş. Laskiye'deler. Niye katılmıyorlar? Niçin Rusya NATO girerse her şey tehlikeli olur diye yarı nota şeklinde açıklama yapıyor? Şimdi bakın bu ülkede baskı rejimi var. Herkes sesini çıkartmayabilir. Herkes her şeyi söylemeyebilir. Ama hala gören ulaşabildiği, sesin ulaşabildiği kadar korkmadan ülke çıkarını ön planında alıp söyleyenler var. Buradan iddia ediyorum. İstediğiniz televizyon çağırsın. Şimdi sizin süreniz sınırlı. O kadar açıklayabiliyorum. Açıklayamadığımız başka şeyler daha var. Ne? Konuşamadığımız. Çok. Çok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Siz efendim işte halkına mezalim uğruyor, mezalim uyguluyor. Hapiste gazeteciler var Suriye'de. Türkiye'de gazeteciler yok mu? Türkiye'de hapishanede gazeteciler yok mu? Bizim onlara sormadan evvel biz kendimiz gazetecilerimizi soralım. Türkiye'de milletvekilleri hapishanede. Bakın. Hapisteki gazetecilerle ilgili bir şey açıklayacağınızı söyledi Abdullah Abdülkadir'in yayında. Evet, onu da açıklayayım. Hemen. Şimdi biliyorsunuz ben Arapça konuşuyorum. Yani Mardinli olduğum için Arapça da biliyorum. Bizi Suriye Maslahat Güzel ziyaret edip bütün partileri bize belge verdi, doküman verdi. Bu arada bu iki gazeteci arkadaşımızın konusu konuşulmaya başladı. Yani Türkiye'den giden ve günlerce orada arama yapılan iki gazeteci. Yapılan bu konuda da ben Maslahat Güzel'i aradım. Ve Arapçayla birebir. Evet. Dedim ki bu ya yanlıştır. Siz hep savunuyorsunuz, bize getirdiniz, biz bir şey yapmıyoruz, haklıyız diyorsanız bu iki gazetecinin derhal serbest bırakılması gerekir. Tamam. Ve bunu bu konuda biz aracılık yapmaya hazırız dedi, arabuluculuk. Çünkü ben bir şeye daha söyledim. Bakın Türkiye'nin bu konuda bir arabulucusu yok. Arabulucu Birleşmiş Milletler Kofi Annan. Bu olaylar olurken Kofi Annan nerede? 3 gündür. Soruyorum Kofi Annan nerede? Bunu da herkes sorsun. Tamam. Şimdi Maslahat Güzel bir danışayım dedi. Görüş herhalde Şam'la. Aradı beni, görüşebiliriz dedi. O zaman dedim, genel sekreterimiz Sayın Hasan Erçelebi sizi ziyaret etsin. Sayın Hasan Erçelebi randevuleştiler. Tezir gün kalktı gitti Suriye'ye, Büyükelçiliğine. Maslahat Güzel bakıyor. Tamam. Göndermişiz ya Büyükelçiyi. Anlattı. Onlar dinlediler, geri döndüler. Hasan Erçelebi tekrar gitti, 2-3 kere gidildi, gelindi. 3. gidişte dediler ki, evet bizim hükümetimiz haklı buldu. Ve siz Türkiye'de çok mütedil davranıyorsunuz. Bir Müslüman ülkeyle bir Müslüman ülkenin savaşmamasını söylüyorsunuz. Bu konuda da yardımlarınızı kabul ediyoruz. Nasıl geleceksiniz? Yani başka bir ülkeye gitmeniz evet. lazım. Biz başka bir ülkeye gidemeyiz dedik. Türkiye'den direkt gider alırız. O zaman araçla geleceksiniz. Evet dedik. Partimizin iki aracını da hazırlamaya başladık. Sizi alacağız sınırdan Şam'a kadar koruma. Programın içinde, talebimizin içinde. Beşir Esad'la görüşme tamam ama orada ayarlayacağız zamanı, saati. Eşiyle de hani hep gündeme getiriliyorlar. Olabilir mi? Olur. Onun için biz de parti olarak döndük kendi aramızda. Ben genel başkan olarak, genel sekreterimiz, Adalet Bakanımız Sayın Hikmet Sami Türk ve genel başkan yardımcımız eski İstanbul Milletvekili Sayın Jale Ağırbaş'ın beraber gitmesine karar verdik. Hatta beraberimizde bir ajans bu konuda kanallaştırdık ve bir gazeteci arkadaşımızı götürecektik. Onlar da bu işi buraya dönene kadar tespit edeceklerdi. Bunlar, bu konuşmalar
Perşembe günü yapıldı. Bizim arkadaşlarımız hazırlığa başladılar. Hemen araya, şimdi bir başka faktör bu olayda şu anda, İran girdi. İran bozunca işi, hayır ben teslim edeceğim, ara bulucu ben olacağım dedi. Bunun da nedenini söyleyeceğim şimdi size. Bu iş bozuldu. Bunun üzerine bizi Suriye Büyükelçiliğinden maslahatçı aradı. Sayın Genel Sekreterle, ya çok özür dileriz. Başka şeyler girdi araya dedi. Biz size değil, İran yoluyla geliyoruz ve İran'dan geldi. Tamam. Niçin bu İran üzerinden yapıldı? Türkiye'de de İran'ın getirmesini isteyen unsurlar var. İran'ı Türkiye'ye karşı sempatik göstermek istiyorlar. Bu işte İran'ın Suriye'ye verdiği desteği değil. Bilakis İran sanki ara buluculuk rolünü oynuyor imajı vermeye çalışıyorlar. Tıpkı şimdi söyleyeceğim Bülent Ecevit döneminde, bakın başbakan ne yapmalıydı hatırlatmak istiyorum. Atilla Ateş'i hatırlıyor musunuz siz? Bu isim hatırlatıyor musunuz? Evet. Şey? Atilla Ateş eski Kara Kuvvetleri komutanı. Suriye sınırında konuşmayı yapan zaten. Bizim hükümet iktidar olduğumuz zamanda. Gitti orada, gireriz dedi. Panikledi Suriye. Kararlılık var. Niye? Hükümette Bülent Ecevit var. Kararlılık var. Bölge merkezi politikayı bir haktır özümsemiş, Atatürk'ün politikasıdır. Hani sıfır diyorlar ya, adını sıfır koydukları. Açsınlar okusunlar. Atatürk'ün politikasıdır. Şimdi bu konuda bizim bir tespitimiz var. Hükümet şu anda gardı düşmüş durumda. Bu işin içinde Rusya'nın olduğunu biliyor. Hükümetin ikinci bir şeyi var. Ama başka bir şey söylüyorsun. Bizzat Rusya vurdu dedi. Vurdu tabii, biliyorlar. Kendinin adını biliyorum. Biliyorlar. Ben biliyorsam onlar bilmiyor mu? Ben biliyorsam şu anda bunu bir siyasal bilimci olarak, bir siyaset pratiği yapmış, bakanlık yapmış, devlet yönetiminde bulunmuş kişi olarak bunu anlayıp biliyorsam, ellerinde istihbarat var, ellerinde her şey var, onlar bilmiyor mu? Bizi bundan 1,5 yıl önce, Libya öncesi Dışişleri Bakanı ziyaret etti. Bir soru sordum. Başka bir soru ayrıldı çıktı, dedim ki NATO'nun karargahı İzmir olacak. Hemen bizi yalanladı Dışişleri. Bütün televizyonlar flaş olmamızı engelledi. Yani böyle bilmeyelim işte. Türkiye'den burada bahsediyor. Söylediniz canım. Bu tabii, programda burada söyledim. Burada da söyledim ama arkadan da hemen yalanladılar. Ne oldu? Ertesi sabah Amerika, NATO açıkladı ki karargah İzmir'de. Şimdi bakın bunlara... Ne yapmalı yani hükümet? Hükümet ne yapmalı? Bir, şu anda açıklama gereği duyduğu kadar bilgiyi grupta değil ulusa açıklamalı. İki, parlamento dışındaki partileri deneyimimize, birikimize inanıyorsa diğer üç partinin yanında payanda gibi kullanmak yerine bir milli politika imajı verebilmek için bilgilendirmeli. Tamam. Gel otur, birlikte beraber oturalım, karşı karşı oturalım, yan yana oturalım diye demiyorum. Yani bir bakanı gelip açıklama yapmalı. Bizim bu bilgilerimize fikir alışverişi yapmalı. Ve şu anda düştüğü tuzak ne? Büyükelçiliği niye çekiyoruz biz oradan? Şimdi ilişkileri yapmak için de büyükelçiyi gönderiyoruz. Böyle şey, böyle siyaset olur mu? Böyle siyaset olur mu? Sen yani büyükelçileri niye gönderirsin? Hatırlatmak istiyorum. Osmanlı döneminde bile savaş halinde olduğumuz ülkelerde büyükelçileri bulundurmuşuz. Hatta bazen o ülkeler büyükelçinin kafasını kellesini almıştır. Ama büyükelçiler orada diplomasi tabii. Değil mi? Doğru. Diplomasi. Diplomasiyi yok etmişsin. Ama bunu yapma nedenini söylüyorum. Bakın dikkat edin, başbakanı tenkit etmiyor hükümetin, çünkü şu anda sorun ulusal sorun. Şimdilik gemimizi, uçağımızın ismimizi taşıdığını düşünerek davranıyoruz. Sonra her iş biter. Döneriz içeride. Halka gittiğimiz zaman anlatırız AKP'nin ne yanlışları yaptığını. Yok. Halka deriz ki bakın, bu kadar oy verdiğiniz hükümet ülkeyi bu hale getiriyor. Şimdi bütün bunları ben sizle konuşurken, başbakanın şu anda yardıma ihtiyacı var. Allah ona yardım etsin. Bakın dua ediyorum onun için. Niye biliyor musunuz? Zordur. Sen bu ülkede dindar, Müslüman bir gençlik istiyorum diyeceksin. Müslümanlığın faziletlerinden bahsedeceksin. Ve ilk defa ta mezhep kavgaları neden olan Şah İsmail'le Yavuz Selim'den bu yana ilk defa bir Müslüman ülkesi bir Müslüman ülkesiyle savaşır hale geleceksin. Amerikalılar bunu bir kez daha yapmıştı.
hatırlatma yapmak istiyorum. Saddam'ı İran'la savaştırdılar. Hatırlayın. Evet. Saddam Amerika'nın adamıydı. Oraya konuşlandılar. Şimdi bir dakikada bir şey daha söyleyeceğim önemli. Belki bir kere daha başkası çağırır ya da siz. Ve arkadan döndüler, Saddam'ı böldüler, yok ettiler. Şimdi eğer bu iş savaş noktasına gelirse, NATO devreye girdiği zaman NATO nereden yardım edecek bize? Gelecek Hatay, Gaziantep, Kilis, Urfa, Mardin sınırında konuşlanacak. 1991 yılında çekiş güç Türkiye'de konuşlanana kadar PKK bu kadar güçlü değildi. Değildi. Terör öyle azmıştı. Şimdi bu işin ardından bölmemiz gündeme gelecek. Nasıl unuttular? Daha 3 yıl 4 yıl evvel hala devam ediyor mu bilmiyorum. Oradaki mayınlı alanı temizleyecektik. Orası bir koridor olacaktı ve o koridor İsrail'indi. Şimdi herkes kendi kendine şu soruyu sorsun. Sayın Başbakan da sorsun. One minute dediği İsrail bu olayın neresinde? Bakın hiç bahsetmiyor kimse İsrail'den. İsrail yok mu bu bölgede? Hem de İsrail gibi bir ülke bu kadar sıcak bir havada sesini çıkartmıyor, sesi kenarda niye kalıyor. Niye istedikleri oluyor? İstedikleri ve one minute tersine çalıştı. Çok teşekkür ederiz uyarılarınız için. Erkan Tan'la Başkent'ten programından bugünlük de bu kadar. Reklamlar geliyor huzurunuza.